Herkese merhabalar. Güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir şey hazırladım. Cildinizi hem derinlemesine temizleyeceksiniz. Bütün ölü hücreleri, o ölü tabakayı böyle kazıyıp cildinizin gerçekten muhteşem bir şekilde neme doymasını hem de güzel bir şekilde genç hücrelerinizin ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu işlemi yaparken adeta kaşıklarınızı da silerek güzelliğinize güzellik atacaksınız. Bu yapacağımız arkadaşlar peeling ile birlikte cildinizde çok güzel pembe bir parlaklık olacak cildiniz adeta ışıldayacak ve demiş olduğum gibi bundan sonrasına bakımınızı tamamlayacağınız tamamlayacağınız için arkadaşlar cildinizde derinlemesine bir e, temizlik sağlayacak ve gerçekten yapacağınız e, maskelerin yapıca, kullandığınız kremlerin daha da etkili bir şekilde cildiniz tarafından eminmesini daha güzel e, etkilerini görmenizi sağlayacak mükemmel bir peeling bu peelingimizi arkadaşlar dileyenler haftada bir kullanarak gerçekten gençliklerine gençlik katıp bunun etkisiyle arkadaşlar cildinizi gerçekten kusursuz hale getireceksiniz. Bütün kusurlar, lekeler, sevice izleri, kırışıklıklar, sarkanlar adeta tarih olacak. Çok etkili bir peeling ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pembe greyfurtun etkisiyle mükemmel bir şekilde derinlemesine temizlik için hemen tarifimin yapılışına geçelim. Evet Şimdi hemen bu güzel peelingimiz için neler gerekli bir ona bakalım. Toz şekerimiz var, balımız var ve greyfurtumuzun posası var. Ben hani normal meyve suyu sıkarken e, ayırdığımız posayı çok fazla aşırı derece sıkmadım. Hafif yine e, suyunun da içerisinde kalmasını istedim. Çünkü greyfurt gerçekten içerisindeki retinollerle C vitaminiyle harika bir e, bizim cildimizi arındırıcı bir besin kaynağı oluyor arkadaşlar. O yüzden siz de böyle posayı çok hafif e, sulu bir şekilde bırakarak kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Şöyle 2 kaşık greyful posasını arkadaşlar karıştıracağımız kabımızın içerisine alıyoruz. Bunun üzerine öncelikle toz şekerimi ben ilave etmek istiyorum. Şöyle bir buçuk kaşık kadar çay kaşığı ölçüsüyle toz şekerimi ilave ettim. Birazcık toz şekerimi kırdırmak istiyorum. Yüzümde bir peeling etkisi olsun ama çok hassas cilde sahip olan kişiler var aranızda. Onları da böyle cildini derinlemesine temizlerken cildimizi çizmemek önemli olan bir yarar yaparken de hasar oluşturmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun üzerine yine arkadaşlar bal ilave ediyorum. şöyle bir kaşık daha ilave edeceğim. 2 çay kaşığı kadar da bal ilave ettim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Ee, özellikle yaz aylarından sonra kış aylarına girerken cildimizde e, gerçekten çok büyük bir miktarda kurumalar oluyor. Tabii ki de bu yaşadığınız yere göre değişir. Nem miktarı azaldıkça daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlarla bu sorun daha fazla. Sadece dışarılarda çalışanlar için değil, aynı zamanda ev içerisinde oturan insanlar sabahın etkisiyle, klimaların etkisiyle gerçekten ciltleri çok ama çok kuruyor. O yüzden cildinize en azından 15 günde bir bu güzel peynir ile derinden bir temizleme yapıp hem cildinizi canlandırıp, nemlendirip hem de C vitamini sayesinde, içerisindekiler sayesinde kolajen üretimini destekleyerek cildinizin daha yaşlanmadan genç kalmasını sağlayacaksınız. Ayrıca dediğim gibi kolajen üretimini desteklediği için zamanla cildinizde yok olmuş kolajenlerin yerine destek sağlayarak gerçekten silinmesi çok zor olan o kırışık izlerini de yok edebileceğiniz harika bir şey oluyor. Ayrıca anti özelliğinden dolayı Cildinde ki sivilce, akne problemi olan kişiler varsa bu peelingle çok güzel bir şekilde siyah noktalarından, sivilcelerinden kurtulacaklar. Şimdi artık benim bu um, peelingim kullanıma hazır. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kesinlikle bunu kullanmadan önce bunu kullanmadan önce bir alerji testi yapıyoruz. Bileğimizin içerisine şöyle şunu güzelce sürüyoruz iyice ovuştura ovuştura cildimizin güzel bir şekilde bunu emmesini de sağlıyoruz. Ve arkadaşlar bir 5-10 dakika kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hassas ciltlerde kızarma, kaşıntı, herhangi bir rahatsız edici, irite edebileceği durum oluştuğu zaman bu ürün sizin cildiniz için uygun değildir. Kullanmamanız gerekir anlamına geliyor. Tabii ki de bu ürünü kullanırken ayrıca cildinde açık yaraları, yanıkları olan kişilerin Tedavilerini gördükten sonra bu ürünü kullanmalarını tavsiye ediyorum. Lütfen direkt açık yaralarınızın üzerine uygulamayın. Ve ayrıca eğer ki cildinizde deri rahatsızlıklarınız varsa, sedef hastalığı gibi pul pul dökülmeler varsa doktorlarınıza danışmadan bunu lütfen kullanmayınız. Bunu arkadaşlar e, dilerseniz haftada bir, bir gece mesela hani hafta sonlarında evde kalacağınız zamanlarda da yapabilirsiniz. Ya da 15 günde bir yaptığınızda da yine aynı şekilde cildinizi nemlendirecek. Ölü hücrelerinizi derinlemesine cildinizden alacak harika bir bakım oluyor. Ben bu peelingi nasıl kullanıyorum? Genelde yüzüme şöyle güzelce sürüyorum iyice ne masaj yaparak alerji testinden tabii ki de herhangi bir problemin olmayan kişiler için ben bunu söylüyorum. Şöyle güzelce masaj yaparak bunu cildinizde bir 5 dakika kadar bekleyin ki gerçekten cildiniz bunu güzelce emsin. Bunu emdikten sonra arkadaşlar şöyle dairesel hareketlerle aşağıdan yukarıya kan akışınızı hızlandıracak şekilde güzelce ovuştura ovuştura peeling yapıyorsunuz. Peelingin arkasından hemen ılık suyla yüzünüzü yıkadıktan sonra ben bundan sonrasında e, maden suyu ile toniklemeyi gerçekten çok seviyorum. Sizler de maden suyu ile tonikleyip onun üzerine herhangi bir kreminizi kullanarak bakımınızı tamamlamış olabilirsiniz. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Bu tarifim var. Bu tarifim arkadaşlar hamile bayanların, bebeğini emziren bayanların bir kronik rahatsızlığı olup deri rahatsızlıkları olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Benim bugünlük tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.